buldum. Diyelim ki evlendiniz. Yemekleri sen mi yapacaksın yoksa başka aşçı mı yapacak? Güzel soru. Aynen, yaz. Aa, esas yatak meselesi. Ne yatağı? Ayrı mı yatacaksınız yoksa beraber mi yatacaksınız? Bunlar önemli. Fatoş'cum, anlaşmalı evlilik ya bu. Ayrı ayrı yatacağız. Tamam canım, bilelim diye söylüyorum yani. Bunları bilmemiz lazım. Hayır, bir de ayrı ayrı yatacaksanız kim ayrı yatacak? Yani. Ay Fatoş ya, ben daha evlenip evlenmeyeceğime karar vermedim. Sen bana neleri düşündürüyorsun? Nazlıcığım, burada ciddi ve kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunları bileceğiz ki sen ona göre karar vereceksin. Ben nasıl soracağım bunları Ferit'e? Bayağı paldır küldür soracaksın. Evlilik yani sonuçta bu, şakası yok. Bizimkisi anlaşmalı evlilik canım, şaka gibi zaten. Tamam, işte bizim de iyi bir anlaşma yapmamız lazım. Bak hatta biz ne yapalım biliyor musun? Bütün maddeleri şöyle ardı ardına güzelce yazalım. Hani böyle evlilik sözleşmesi oluyor ya, onun gibi derli toplu olsun. Fatoş'cum, bir anlaşma yapılacaksa Ferit kimseye bırakmaz, onu kendi yapar. Ay, o da doğru. Asıl meseleye gelemedik hiç. Annemle babama nasıl söyleyeceğim ben bu durumu? Hiç giremedik bile o konuya. Ay, bir de o vardı değil mi ya? Gerçi babam Ferit'le tanıştı, sevmişti ama... Sevdi de git evlen demedi Fatoş. Kıyamet kopacak. Nazlıcığım, peki diyelim ki Ferit'e hayır dedin. Yani evlenmedin. Hayatında ne değişir? Fatoş, bu evlilik benim hatalarımın kefareti. Hem Bulut için, hem Ferit için. Hadi içeri geçelim. Müşterileri yalnız bıraktık. İyi, hadi bakalım. Ben de kahve yapacağım. Sana da yapayım mı? Ferit abi. Seninle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Hakan konusunda objektif değilsin. Tamam, adam dünyanın en masum insanı olmayabilir. Belki de hiç masum bir herif değil. Ama ortada bu kadar delil varken hala ondan şüphelenmeni anlayamıyorum. Tamam. Tüm gerçekler ortaya çıksın, sonra tekrar konuşuruz. Sabit fikirlisin. Senin dışındaki insanlar ne düşünüyor umurunda bile değil. Tek doğru var, o da senin doğruların. Kurallar koymak istiyorsun ve kurallara da herkesin uymasını istiyorsun. Sen neyin kavgasını ediyorsun benimle? Hı? Bu belli ki sadece Hakan meselesi değil. Evet, değil. Nazlı'ya çektirdiğin eziyeti sonlandırmanı istiyorum. Neden bahsediyorsun sen? Onu affet artık, affet. Omuzlarından bu yükü al. Sen farkında bile değilsin ama kız büyük suçluluk çekiyor. Ve sen affedene kadar da bu geçmeyecek. Bütün bu olanlar Nazlı ile benim aramda. Seni ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Nazlı'yı ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Bana ne yapacağımı söylemediniz. Bilmediğin çok fazla şey var.